Evet selam, ben Furkan ve bu haftanın konusu ücretli mobil uygulamalar. Store hesabınızda 20 TL var ve ne alacağınızı bilmiyorsanız bu video tam size göre. Yani 20 TL'nizi en yararlı şekilde kullanmanıza yardımcı olacağım. Efendim hazırsanız gelsin uygulamalar. Gelsenize. Böyle mi anlaştık? İlk uygulamamız iSpy Cameras. Nasıl okunuyorsa ya da bilmiyorum. Bu uygulama dünyanın her yerinden binlerce sokak ve mekan kamerasını telefonunuzdan anlık olarak görüntülemenizi sağlıyor. Uygulamayı açıyorsunuz ve istediğiniz ülkeyi, istediğiniz şehri izleyebiliyorsunuz. Anında özlediğiniz yerleri görebiliyorsunuz. Euro 10 yurt dışına çıkmaksa hayal olmuşken 9 TL'ye alınabilecek güzel uygulamalardan. Bu uygulamayla ilk tanıştığımda yaktır lan öyle bir şey. Bu görüntülerin hepsi önceden kaydedilmiştir dedi. Son araştırmaya başladığımda şirketin bu görüntülerin hepsinin canlı olduğunu savunduğunu gördüm. Uygulamanın kendi forumunda bunu destekleyen yorumlar da mevcut. Ama beni ikna etme konusunda pek yeterli olduğu söylenemez. Yani ben hala canlı olduklarına inanmıyorum. Bir gün Türkiye'deki kamera listelerinden deneme yapacağım ama söz. Bu arada bazı kameralarda kontrol etme özelliği mevcut. Kamerayı sağa sola istediğiniz yere döndüre veya çevirebiliyorsunuz. Ayrıca 2010 yılında en çok satan eğlence uygulamalarının arasında. Yani canlı olsun veya olmasın keyifli bir uygulama. Sırada astronomi severler için harika bir uygulama var. Bu uygulama hem eğitici hem de eğlenceli. Uygulama telefonunuzu gökyüzüne çevirmenizi istiyor. Ardından kamera ve GPS sayesinde gökyüzü cisimlerinin yerlerini gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Bu uygulama sayesinde çıplak göze göremediğiniz birçok yıldızı isimleriyle birlikte görebileceksiniz. Şanslıysanız dünyadan fırlatılan uzay mekiklerini bile görebilirsiniz. Şaka yapmıyorum bu arada. Şaka yapmıyorum lan, ciddiyim. Bu uygulama şu anda store'da 19 TL'ye satılıyor. Ama almak için ücretsizler listesine girmesini bekleyebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam 2 ay önce uygulama ücretsiz olarak sunulmuştu. Sıradaki uygulama finans kategorisinden. Bu uygulama gelir ve gider dengesini en iyi şekilde elinizde tutmanıza yardımcı oluyor. Kredi kartı, vadesiz hesap, yatırım hesabı gibi birçok seçeneğin takibini kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Ayrıca ödenecek faturalarınızın günü geldiğinde sizi bildirimle uyarıyor. Gerçi bunu borçlu olduğunuz kurum da yapıyor bildiğim kadarıyla. Ayrıca gelir ve giderlerinizi grafiksel olarak inceleyip birikim yapmanın kolay yollarını bulabilirsiniz. Bu uygulamanın da fiyatı 9 TL. Bir kere ödeyeceğiniz bu para ile gelir ve gider akışınızı daha planlı bir şekilde görebilirsiniz. Bu uygulama birazcık ilginç ama gereksiz. Yürürken bulunduğunuz noktadaki hava durumunu öğrenmek ister misiniz? Bakın bulunduğunuz şehrin veya bölgenin hava durumundan bahsetmiyorum. Bu uygulama direkt olarak sizin bulunduğunuz noktadaki hava durumunu ve yağış ihtimallerini gösteriyor. Ve bunları acayip detaylı bir şekilde yapıyor. Bu uygulamanın sunduklarına ilk başta inanmadım ama daha sonrasında kullanıcı yorumlarını ve forumları dolaştığımda uygulamanın gerçekten çalıştığını gördüm. Çok ilginç ya gerçekten. Bu arada bu uygulama bütün bölgelerde aktif olmayabilir, bilginiz olsun. Ayrıca adım adım bilgi vermese de hava durumuna bakacaksam windy.com sitesinin uygulamasını tercih ederim. Bir konuda hemfikir olalım. Google'ın en çok işimize yaradığı konulardan bir tanesi de konverter özelliği. Çok hızlı şekilde konvert etmek istediğimiz şeyi yazıp sonucunu alıyoruz. Örneğin 145 kilometre kaç metre diye sorduğunuzda sonuç hemen karşınıza çıkıyor. Ama efendim bu uygulama Google'dan da hızlı. 30'dan fazla kategoride seçim yapıp dönüştürmek istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Ve karşınıza tak diye o kategoriyle alakalı ne varsa dönüştürülmüş bir şekilde çıkıyor. Bu arada widget olarak da kullanabiliyorsunuz. Ayrıca fiyatı bir damacana sudan daha ucuz. 9 TL. Neden damacanayı eklediğimi hiç bilmiyorum. Bu konuyla bir alakası yok. Sıradaki uygulama verimlilik kategorisinden. Bu uygulamanın amacı ayarladığınız süre boyunca sizi dersinize veya yaptığınız işe odaklamak. Açılış ekranında 15 dakika ile 2 saat arasında bir odaklanma planı belirliyorsunuz. Belirledikten sonra sayıcın üzerindeki ağaç görseline tıklayıp ormanınıza bir ağaç dikiyorsunuz. Planladığınız süre boyunca telefonu elinize hiç almaz ve işinize odaklanırsanız ormanınıza diktiğiniz ağaç hayatta kalıyor ve ormanınıza ekleniyor. Eğer telefonla uğraşmaya başlarsanız ağacınız soluyor ve kayboluyor. Ayrıca kendi planınıza sadık kalırsanız uygulama içerisinde harcayabileceğiniz yapraklar kazanıyorsunuz. Bu yapraklarla yeni ağaç türlerini açabilir veya 2500 yaprak toplayarak Afrika'daki bir bölgeye gerçekten ağaç dikebilirsiniz. Unutmadan toplamda sadece 3 adet ağaç dikebiliyorsunuz. Bu uygulama sayesinde odak problemlerinizi yenebilirsiniz ve Afrika'nın oksijeni olabilirsiniz. Bence bir deneyin. Unutmadan uygulama şu anda 19 TL. Yani bildiğim kadarıyla Android'de ücretsiz ama App Store'dan alacaksanız 19 TL. Evet, yine bir videonun sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Öpüyorum sizi. Bye bye.